超级卖鱼，装几双男的。最少给三对。Nasıl güzel olan vardır? Var mı? Kenan sen de gel. Gel bir prova yapalım. Sen bir başla abi. Nurettin Nebati aramızda. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Belediye Başkanım hoş gelmiş. Ellerinden öpüyorum. Genel Başkan Yardımcımıza hoş gelmiş. Başkanımıza hoş gelmiş. Tüm güzel insanlar hoş gelmişsiniz yani. Biz 365 günü bekliyorduk bu günü. Bu sene biz yaşadık yani. İşçi bayramı oldu. Gerçek işçi olduğumuz biz bu sene öğrendik yani. Etrafımız duman sarsıldı da kebap... Nasıl unutulur Örpe yavrular Nasıl unutulur Körpe kuzular Duman dumanlı Oy bize emirler Beni sen de Son şerifiyim, bak beni Hani ya yalancı sözlerim hani Ne kadar özledim özgürlük seni Ne kadar özledim barış seni Oturup ağlasa Benisin derdim Kırma hatırımım gül yüzlüm benim Teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, belediye meclis üyelerimiz ve tabii ki hepsinden de önemlisi eli nasırlı, yakası kirli, çok değerli emekçi kardeşlerim. Öncelikle 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun diyorum. Beraber bir yılımızı doldurduğumuz bu yolculukta inşallah hep beraber kardeşçe ve bu şekilde karnaval havası içerisinde hem işimizi yapacağız hem zamanımızı değerlendireceğiz. Bizler bu yola çıkarken şöyle bir ifademiz vardı. Dedik ki hepimize biçilen roller vardır. Kimimiz belediye başkanı, kimimiz meclis üyesi, kimimiz temizlik görevlisi, kimimiz şoför. Ama Eyüp'ü eğer biz bir yere getirmek istiyorsak herkes rolünü çok iyi bir şekilde oynamalı. Herkes rolünü iyi bir şekilde oynadığı zaman bu film seyredilir bir film olur, Oscar'lık film olur. Çok şükür bugüne kadar sizlerle beraber ekip ruhu içerisinde güzel hizmetlere imza attık. Bu bir yıllık süreçte yaptığımız hizmetler bundan sonra kalan süreçte de çok daha yerlere geleceğimizin de ifadesidir değerli kardeşlerim. Evet.
Bir diğer husus da şu, son 13 yılda yapılanları anlatıyoruz, anlatmamız lazım. Çoğu kardeşimiz genç, 13 yıl öncesine belki vakıf değillerdi ama hepinizin bildiği bir şey vardı 13 yıl öncesinde. Böyle temizlik görevlerimiz ya da belediyelerde çalışan başka işçiler 6 maaşı, 7 maaş, hatta 12 maaşı içeride olan insanlar vardı. İşçilerimiz vardı. Ama çok şükür şu anda gününde maaşını alan kardeşlerimiz var. Sokaktan geçerken bakkalın önünden geçemeyen, yolunu değiştiren, havanın kararmasını bekleyip o şekilde evine giren insanlar varken şimdi alınları açık bir şekilde, huzurlu ve güvenli bir şekilde evlerine ekmeklerini getiriyorlar. Nasıl oldu bu? Tabii ki bu iktidar sayesinde oldu bu. Değerli kardeşlerim, bir diğer husus da şu, evet bizler 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu şekilde kutluyoruz ve AK Parti iktidarı sayesinde şu anda bu bayram dendi ve biliyorsunuz 1 Mayıs İşçi Bayramı tatil, resmi tatil. Ama bizler böyle karnaval havası içerisinde bu bayramı kutlarken birileri şiddet ve nefretle bir şekilde anılmak adına her türlü hareketi yapıyorlar. Birileri Taksim için, Müslümanlar için Kabe neyse o da bizim için öyledir deyip orada işçi bayramını kutlamak adına şiddeti, çapulculuğu öne sürerken bizler inandığımız Kabe'de ve onun verdiği mesaj ışığında biz sükunet, suhulet ve uhuvvet içerisinde bu bayramları kutluyoruz. AK Parti'nin işte farkı bu. Biliyorsunuz burada yine bugün bazı olaylar oldu Taksim'de ama orada adı işçi bayramı, işçi bayramını kutlamak amacıyla yapılıyor ama insanlara korku vermek adına yapılıyor o olay ve insanlara korku vermek derken milletin iktidara geldiği bu süreçte millete rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Genel başkan yardımcımız mutlaka bu konulara değinecektir. Çok da bu konulara değinmek istemiyorum ama bizim inandığımız bayram anlayışı tabii ki çok daha farklıdır. Barış, huzur ve kardeşlik içerisinde. Eyüpiye'yi sizlerle beraber inşa edeceğiz çok değerli kardeşlerim. Eyüpiye'nin her karışında hizmetlerimiz inşallah anılmaya çalışılacak, başlanacak. Eyüpiye gördüğünüz gibi şimdi Sayın Genel Başkanım geldiğinizde de gördünüz. Hakikaten gece kondulaşmanın yoğun olduğu bir yer. Tapu sorunların olduğu bir yer. AK Parti İl Başkanı yardımcılarım ve meclis üyelerim, kıymetli değerli misafirlerim ve işçi kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramımızı da tebrik ediyorum. Eyüpiye Belediye Başkanımız aslında alışılmışların dışına çıkmakta çok maharetli. Çok güzel şeyler yaparak alışılmışların dışına çıkıyor ve bu nedenle de halkın ve sizlerin beğenisini kazanmaya hak kazanıyor. Ben buradan kendisini tebrik ediyorum. Çok güzel düşünülmüş bir organize, işte Türkiye'ye, Urfa'ya şöyle bir mesaj veriyor. İşçi bayramını kutluyorsanız bu şekilde kutlayın. İnsanları bu şekilde mutlu edin diyor. Yine bugün biliyoruz ki Türkiye'nin başka yerlerinde işçi bayramları başka şekillerde kutlanıyor. Bizim bir takım kutsallarımız, sevgilerimiz hafife alınıyor, basite indirgeniyor. Hem işçilerimiz hem halkımız mutsuz ediliyor. Elbette ki bunu yapanlar ve bunun arkasında olanlarla halkımız sandıklarda hesaplaşacaklardır. Bana kalırsa bugüne kadar bunları yapanlara halkımız ders verdi. Halkımız hangi tarafta olduğunu belli etti. Ama bir şeyde, bir yanlışta ısrar ediliyor. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Böyle zorluklara rağmen istihdam olanlar arttırdı. Her yıl iş gücü piyasasına giren işçilerimize, işçi kardeşlerimize iş bulma konusunda her türlü gayreti devlet, millet, özel sektör ve kamu sektörü el ele vererek imkanların ölçüsünde bu olağan koşullar sağlanmış oldu.
İşçi dünyası AK Parti iktidar öncesinde özellikle belediye işçileri 5-6 maaş dedi. Benim bildiğim 15, 17, 20 maaş gibi maaşını alamayan dünya kadar belediyelerde çalışan işçilerimiz vardı. Bugün bu giderildi. Oy potansiyeline göz attıklarını ve buradan da oy değiştirebileceklerini zannedebilirim. Açıklayan bir neden ve değişiklikler devam edecek. Sayın Başkanım, bu taraftayız. Olmayın böyle. Salın derdim, cihanı yakar aman aman. Benim salın derdim.